Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir dersten beraberiz. Bu sıralarda dersimiz genelde sizden gelen sorular üzerine devam ediyor. Tasarım ağırlıklı veya 3D Max'in genel kullanımına yönelik dersler pek yapamıyoruz şu sıralar. Daha çok soru cevap şeklinde gidiyoruz. Sizden birçok sorular geliyor. Kullanımla alakalı sizin karşılaşmış olduğunuz sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu video dersimizde 3D Max'teki seçim yöntemlerine değineceğiz. Seçim yöntemde derken demek istediğim şu arkadaşlar. Mesela sahnede mevcut olan bir objenizin bu yuvarlak bir obje olabilir ya da çok değişik açılarda modellediğiniz yüzeyi farklı özelliklere sahip nesneler olabilir. Bunlarda özellikle Editable Poly'de poligon seçeneğinde seçim yapmanız gerekirken ya da Vertex Edge bölümlerinde seçim yapmanız gerekirken hani o kısımlarda bazen değişik seçimler yapmanız gerekebiliyor. Standart olarak gelen şurada gözüken bu spreyde kalmış. Mesela bu karedir. Seçim belirleyicisi. Mesela bu kareye tıkladığınız zaman sahnedeki o objenizi kare olarak seçer. Mesela buradan yuvarlak istediğinizi yuvarlak olarak seçer. Veya serbest bir seçim olanağı sağlar. Sizin belirlediğiniz noktada da seçim yapar. Bu da çok şeye benzetebilirsiniz bunu Photoshop'ta pen tool ile bir resim üzerinde istediğiniz alanları seçmek gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında bu seçeneğimiz var arkadaşlar. Bundan da çeşitli açılar oluşturarak objenizin türüne göre seçimler yapabiliyorsunuz. Sonrasında sprey var arkadaşlar. Daire şeklinde gözükür ama püskürtme şeklinde seçimi yapar. Sırasıyla hepsine değineceğiz. Hani konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için özellikle şu sprey mevzuyu Photoshop'taki boya kovasına ya da damlalık aracına da benzetebilirsiniz. Mesela boya kovasına tıkladığınızda sadece seçili alanı boyar. Burada da spreyde sizin belirtmiş olduğunuz noktaları püskürtme tabirini kullanarak size izah edeyim. O şekilde seçim yapar. Şimdi değişik nesneler üzerinde en basit yollardan bu seçim yöntemlerini size anlatmaya çalışacağım anlamanız için. Öncelikle sahnemize top penceresinde değişik birkaç obje seçelim arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane box'ımız olsun. Bir tane küre çizelim. Bir tane silindirimiz olsun. Sonrasında tabi bunları birbirlerinden birazcık uzaklaştırmakta fayda var. Karmaşıklık olmaması için. Sonra klavyemizden Z tuşuna basalım arkadaşlar. Hepsi bir perspektif ekranına sığsın. Birazcık uzaklaşalım. Aslında şöyle bir açıdan bakarsak daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini öncelikle poliye pardon G-poly yaptık. Poliye çevirelim. Evet. Bunu da poli yapalım. Klavyeden F4'e basalım arkadaşlar. Ya ama bir saniye geri alalım. Bunu poli çevirme işlemlerinden önce özellikle box'ın segment sayısını yükseltelim. 50'ye 50 çok oldu. 25 ile yetinelim. Kürede yeter. Silindirinde 18 olanı 36'ya çıkartalım. 5 olanı 3 katına çıkartalım. Bizim için yeterli olur. Crop sequence de 5 yaptık mı bakalım. Nasıl olmuş? Evet, bizim işimizi
Görür. Şimdi bunların hepsini poliye çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım, küremiz zaten poli olmuş. Şimdi mesela arkadaşlar, küreye yoğunlaşalım. Burada öncelikle bu yüzey üzerinde bir seçim yapmak istediğinizde arkadaşlar, sadece bunun üzerinde çalışacağız şu an. Yapmak istediğinizde bu seçili oluyor. Buradan poligon seçiyorsunuz. Seçmek istediğinizde şöyle etrafında bir dönelim. Belli kısmın çoğunu seçmiş, belli bir kısmın az olanını seçmiş. Düzgün bir seçim yapmamış. Buradan mesela yuvarlak olandan bir seçim yapmak istediğimizde arkadaşlar, merkez nokta, pardon. Şu kısım, evet, seçimi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar, görüyorsunuz yuvarlak olarak seçim yapıyor. Mesela bu da mı sizin işinizi görmüyor? Hemen şöyle belirli noktalarla arkadaşlar ilerliyoruz. Mesela sadece bizim bu kısımlar yeterli. Şöyle bitirdiğimizde sadece bizim seçmiş olduğumuz alanları belirliyor. Sonrasında bu değiştiriciyi kullanalım. Şu şekilde bir seçim yaptığımızda sadece üst kısmı seçti arkadaşlar. Aslında en güzel olanı sprey. Spreyle arkadaşlar, şu şekilde geldiğimizde aynı boyama işlemi yapar gibi seçimimizi yaptırıyor arkadaşlar. Bu seçim seçenekleri ile oldukça detaylı, isteğinize göre seçimler yapabilirsiniz. Daha rahat çalışırsınız. Yuvarlak olan bir obje üzerinde rectangle seçim aracı ile seçim yapmak. Tabi ingora back facing dersek arkaları seçmeyecekti. Onu seçmediğimiz için arka tarafları da seçti. Problem değil. Spreyle yaptığımızda boyar gibi objemizi seçtik arkadaşlar. Şimdi diğerleri de seçenekleri çıkartalım. Mesela bunda arkadaşlar yine sprey ile devam edelim. Mesela şu şekilde geliyoruz. Tabi poligonu açalım arkadaşlar. Tekrar spreyde gördüğünüz gibi arkadaşlar, sadece bu kısımları seçerek devam edebiliyoruz. Mesela buradan değiştirelim. Sadece ben pardon. Şu kısımda şöyle bir seçim yapmak istediğinde bana sadece o köşenin seçimini sağlıyor. Diyebilirsiniz, ben bunu zaten standart olarak gelen bununla da yapabilirdim. Evet, yapabilirdiniz arkadaşlar. Bir geri alalım. Kontrol ile tekrar da bu kısmı seçtirelim arkadaşlar. Aradaki farkı görüyorsunuz. Hani bir kesinde daha geriden alıp da yapabilirim de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da gelip biz de bunu da şöyle bir yarım daire şeklinde seçim yapabiliriz. Yani aradaki fark arkadaşlar, çeyrek daire olarak nitelendirelim onu. O şekilde seçim yapabiliyoruz. Kare seçim aracıyla bu şekilde seçim yapabiliyoruz. Aradaki farklılıklar bunlar. Mesela yuvarlak olan da bir seçim yapmayı denelim yine. Mesela bundan büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar büyük bir nokta ile seçim yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Mesela aynı şekilde bu kısımda, mesela şu tam şu köşeden alırsanız arkadaşlar, bu kısmı seçmiş olursunuz. Buradaki seçim araçları arkadaşlar, sizin yaptığınız modelleme türüne göre, o anki durumunuza göre, hani işinizi kolaylaştıracak özellikler taşıyor. Şimdi uygulamış olduğunuz bu nesneler üzerinde pek bir farklılıklar göremeyebilirsiniz. Ama hani küresel bir obje modelliği olabilirsiniz ya da kare, dikdörtgen
şeklinde ya da daha değişik türlere sahip objeler veya da nesneler modelliyor olabilirsiniz. Bu araçlar işte oradaki seçim araçları devreye giriyor. Sizin işinizi kolaylaştırmaya yarıyor. Daha kolay seçimler yapmanızı sağlıyor. Duruma göre kullanmanız gerekiyor. Modelleme durumunuza göre seçim yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Oradaki seçenekler her biri her zaman işinize yarayacak diye bir seçenek yok. En çok kullanılan rectangle kare seçim seçeneğidir. Ama yeri geldiğinde daire olanı, yamuk şeklinde olanı ya da pen tool görevi gelen sadece böyle noktalama şeklinde bir seçim alanı belirleyebilirsiniz ya da sprey kullanabilirsiniz. Daha özellikle modellemiş olduğunuz nesne üzerinde farklı kaplamalar kullanacaksanız sprey tool bayağı bir işinize yarayacaktır. Sadece o sprey tool'dan işaretlemiş olduğunuz yerlere materyalinizi atayabilirsiniz. Seçim araçları arkadaşlar bu tarz işlere yarıyor. Dersimiz bu kadar. Bloglarımızı takip edebilirsiniz. 3DMAX forumlarımız bu arada açıldı arkadaşlar.